Yine çiftçilerimizin üretmiş oldukları kuru bakliyatlardan nohut, mercimek ve pirinç burada. Çiftçilerimizin en temel girdileri olan tohum, gübre, ilaç ve mazot burada. Meyve. Burada da kuru bakliyat türleri var ama bunları görüyoruz ki tüketime dayalı, ithalata dayalı ekonominin geldiği nokta tanzim satışlarıdır. Bir gün çiftçiyi, bir gün marketçiyi, bir gün esnafı suçlamak boşa. Yapılması gereken çıkış yolu üreten çiftçiye destek vermektir. Sanayiye destek vermekten geçmektedir. Diğer tedaviler, tanzim satışları pansuman tedavisidir. Tanzim satışlarıyla, pansuman tedavileriyle bu iş çözülemez. Bugün eğer üretene destek verirseniz, üretimin en temel girdileri tohum, gübre, ilaç, mazotu ucuzlatırsanız tüketici de ucuza alır. Ama bugün gelinen noktada üretici ürettiğinden mağdur, tüketici tükettiğinden mağdur. Bunu yapmanın yolu üretime destek, sanayiye destek vermektedir. Çözüm bellidir. Derhal tarımsal satış kooperatifleri ve tarım kredi kooperatifleri eliyle de çiftçimizin ürettiği ürünlerin tanzim satışları yerine satışı sağlanmalıdır. Ve konunun ehli olan uzman, ziraat mühendisleri, gıda, veteriner, hekimler eliyle de bu satışlar düzenlenmelidir diyorum. Bir nevi çiftçinin ürettiği ürün çiftçinin eline para etmezken, yani gelir getirmezken, gıda enflasyonunu, gıda terörünü artıran da en büyük sebepmiş gibi gösteriliyor. Ama gelin görün ki çiftçi bugün ürettiğinden kazanamıyor, üretemez hale geliyor. Tüketici pahalıya tüketiyor. O zaman bu aradaki sorunu kalıcı çözmek gerekiyor. Çiftçinin üretim maliyetinin altına üretmesini engellemek gerekiyor. En temel girdileri fiyatını düşürmek ve destekleme yapmak gerekiyor. Bu da ilaç. Zira ilaç, tohum, gübre tarımın en önemli girdilerinin başında geliyor ve bilgi gerektiren, teknik bilgi gerektiren bir şey. Dolayısıyla ilaç, tohum, gübreyi tanzim satışlarında satma imkanınız yoktur. Bunları satabilmek için ziraat mühendisi olmak lazım. Konunun uzmanı olmak lazım. Ziraat mühendisi bile bunları satabilmek için, zira ilaç bayi olabilmek için sınava tabi tutulmaktadır. Peki belediye tanzim satışlarında bunları zabıtalar mı satacak? Çiftçinin en büyük kalemi, en büyük masrafını tutan kalem gördüğünüz gibi arkadaşlar mazottur. Düşürün mazottaki olağanüstü vergileri, ÖTV'yi, KDV'yi kaldırın. Çiftçi ucuza üretsin, vatandaş da ucuza yesin. Dolayısıyla çiftçi ucuza üretirse, çiftçiden vatandaşa ulaşımını da sağlarsanız ucuza tüketme şansı olur. Gemilere, lüks tüketim eşyalarına ÖTV, KDV yok, uçaklardaki kullanılan yakıtlara yok. Çiftçinin kullandığı mazota KDV ve ÖTV var. Önce bunu kaldıracaksın, sonra da ilaç, tohum, gübredeki maliyetleri eksilteceksin. Ucuza üretirsen ucuza tüketme şansına sahipsin. Dolayısıyla tanzim satışlarıyla, manzim satışlarıyla olacak iş değil, geçicidir, pahalısımandır. Girdi maliyetleri, çok girdi maliyetleri. Satış yok abi. Yeah.